İlk kurşun olayı ve Türk ulusal varlığının direnişiyle ismi bütünleşen Hasan Tahsin'in yaşamı hakkında elimizde maalesef ayrıntılı bilgiler yoktur. 1888'de Selanik'te doğduğu ve gerçek isminin Osmanlı evresi olduğu bilinmektedir. Kimilerince Romanya'da doğmuş olduğu iddia edilse de Selanik'te doğduğu ve atalarının Osmanlı'nın iskan politikası ile Anadolu'dan göç etmiş olduğu düşünülmektedir. Osmanlı Evres eğitim hayatına Atatürk'ün de eğitim gördüğü Şemsi Efendi okulunda başladı. Eğitim hayatının devam ettiği sırada sonradan Osmanlı Maliye Nazırı da olacak Cavit Bey'in dikkatini çekti. Önce illegal, sonra yasal olarak kurulan teşkilatı mahsusu attı gizli örgüt, pek çok Osmanlı gencinin ilgisini cezbediyordu. Bu örgüt vatana hizmet etmenin bir yolu olarak görülüyordu. Örgüte yakın birisi olan Cavit Bey, Osmanlı Evres'in ya da gelecekte kullanacağı takma adıyla Hasan Tahsin'in cesur, zeki, gözü pek, atılgan, mert bir karakteri olduğunu anlamıştı. Cavit Bey'in önerisi ve yönlendirilmesiyle Osmanlı Evres, kısa zaman sonra teşkilat-ı mahsusada görev yapmak üzere bu istihbarat örgütünde çalışmaya başladı. Örgüt içinde görevini sürdürürken İstanbul Darülfünun'da eğitim gördü. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından eğitimini devam etmesi için Fransa'ya gönderildi. Avrupa'nın en önemli üniversitelerinden biri olan Sorbonne'da hukuk, felsefe ve uluslararası ilişkiler üzerine eğitim aldı. Yaşamında dönüm noktası oluşturan en önemli olaylardan birisi Buxton kardeşleri Romanya'da düzenlediği suikasttir. İngiliz olan Buxton kardeşler Balkan savaşlarında son derece önemli rol oynamış ve savaşın çıkmasında etkili olan kişilerdendi. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne karşı kimi provokasyonlarda bulunuyor, Doğu Anadolu'da Ermenilerin bağımsızlığı için mücadele ediyorlardı. Buxton kardeşlerin Romanya'ya geçecekleri ve burada yine Osmanlı aleyhine etkinliklerde bulunacağı haberi alınması üzerine Osmanlı Evres, teşkilat-ı mahsusa tarafından Romanya'ya gönderildi. Bu iki kardeşin ortadan kaldırılması için görevlendirildi ve kendisine Hasan Tahsin takma adı verildi. Bu olaydan sonra o artık Hasan Tahsin olarak bilinecekti. Bu takma ad Osmanlı Evres'e Bağbaali baskınında büyük rol oynayan İttihat ve Terakki'nin fedai takımında yer alan Silahçı Tahsin'den esinlenerek verilecekti. 15 Eylül 1914 günü Romanya Kralı'nın cenaze töreninde Buxton kardeşleri suikastı düzenledi. Kardeşlerden biri yaralanırken diğeri yara almadan kurtuldu. Kaçmaya çalışan Hasan Tahsin Romanya polisi tarafından tutuklandı. Roman polisler onun hakkında araştırma yapmasına rağmen hiçbir bilgi elde edemediler. Bükreş cezaevinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Tahsin 2 yıl sonra Almanların Bükreş'i ele geçirmesi üzerine hapisten salındı. İstanbul'a dönen Hasan Tahsin kısa zaman sonra İttihat ve Terakki yönetimiyle ters düştü. Kısa bir zaman sonra İzmir'e yerleşerek burada ticaret ve gazetecilikle uğraşmaya başladı. Arkadaşlarıyla beraber Hukuk-ı Beşer adlı bir gazete çıkararak İzmir basını içinde yeni bir ses oldu. Yazılarında özellikle kadın haklarına ve özgürlüklere değindi. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve mütareke döneminin başlamasıyla İzmir'in üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Hasan Tahsin, Hukuk-ı Beşer'de yazdığı yazılarda ateşçi ve yurtsever eğilimini ön plana çıkarıyor, Türklere ulusal bilinci aşılamaya çalışıyordu. Bu dönemde sadece kalemiyle değil, fiili olarak da İzmir'in işgal edilmesini önlemek için uğraşıyordu. Maşatlık mitingi yapılması ve Reddi İlhak Cemiyeti kurulması çalışmaları sırasında bu sürecin içinde yer aldı. İzmir'in 15 Mayıs'ta işgal edileceğinin haberi yayılması üzerine o gece halk hiç uyumadı. Rumlar ne kadar sevinçliyse Türkler de o kadar üzgündü. İzmir'in 9 Eylül 1922'ye kadar sürecek esaret günlerine, Hasan Tahsin'in ise şehitliğe yükseleceği ana an be an yaklaşılıyordu. 15 Mayıs sabahı Yunan birlikleri İzmir'e çıkmaya başladı. İzmirli yerli Rumların taşkınlıkları had safhaya varmıştı. Saat 11 sıralarında Yunan birliklerinin Konak Meydanı'na ulaşıp Kemeraltı'na doğru yöneldikleri esnada bir silah sesi duyuldu. İşgale tahammül edemeyen Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla Yunan müfredesinin başındaki bayraktarın aldığı mermi darbesiyle cansız bedeni yere yuvarlandı. İlk başta büyük bir telaş ve kaçış yaşanırken ardından Yunan askerleri saldırı düzeni aldı. İlk anda 400-500 kişi birden şehit edilirken bu sayı 2000'e kadar çıkmıştı. Öldürülenler arasında Hasan Tahsin de vardı. Cesedi kordon boyunda sürüklenerek parçalanmış halde bulundu. 31 yaşında şehit olan Hasan Tahsin, Bolşevik düşünceleri olan yurtsever bir gazeteciydi. Onun bu dramatik ölümünden yıllar sonra Yunanistan'da İzmir'in işgali esnasında önemli rol oynayan İzmir Metropoliti Hristos Tomos'un heykelinin yapılması üzerine
İzmir Gazeteciler Derneği tarafından Hasan Tahsin'in heykelinin yapılması istendi. Hasan Tahsin ve ilk kurşun anıtı İzmir'de Konak Meydanı'nda Hükümet Konağı'nın karşısındaki yerinde 15 Mayıs 1974 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. Hasan Tahsin'i rahmet ve minnetle anıyoruz.